Rize'nin yapmış olduğu açıklamaları değerlendireceğiz ve genel olarak söylediklerine bir göz atacağız. Ne var ne yok diye. Bakın aşağı doğru zaten devam eden şekilde bir haber mevcut. Yukarıdan başlayalım. Binance CEO'su iddialara cevap verdi. O satış BTC'yi düşüremez. Bu kısmı okuyunca belki aklınıza bir zaman dilimi geliyordur. Geçtiğimiz yıl Tesla'nın yapmış olduğu satıştan sonra CZ bu şekilde bir söylemde bulundu. Hatta bunu yani Tesla'nın sattığı Bitcoin miktarını sahildeki bir kum tanesine benzetmişti. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Bu şekilde bir durum oldu. Bunu ben pek çok noktada yatırımcının aklında bulundurması gerektiğini hatırlatmak isterim. Sahildeki bir kum tanesi. Şimdi bu neyi ifade ediyor ve ne anlama geliyor? Neden akıllarda bulundurması lazım? Mesela şu anda Peep Coin'de olan şey noktasında da bu düşünülmeli. Ya da yakın zamanda yine SpaceX'in yapmış olduğu Bitcoin satışında da bence akıllara bunun getirilmesi gerekecektir kanaatindeyim. Çünkü şöyle mesela bir satış oluyor. En son SpaceX bir satış gerçekleştirdi. Mesela bundan önce 2022 yılında da SpaceX satış yaptı. SpaceX satış yapınca, Tesla satış yapınca fiyatlar bir başladı patır patır dökülmeye. Devamında bu düşüş de bayağı bir sürdü. Yani ciddi bir fiyat düşüşü yaşandı. Hatta ayı sezonunun bu 3-4 tane ani çakılma süreçlerinden bir tanesi de Tesla'nın yapmış olduğu satış olarak bilinmektedir biliyorsunuzdur. Dolayısıyla bu durum bu. Halbuki burada yapılan satış devamında yakın zamanda bir alımla karşımıza çıktı ki MicroStrategy ve farklı şirketler, ARK gibi şirketler çok yüklü alımlar yaptı. Hatta Tesla'nın o zaman dilimlerinde yapmış olduğu satışın üzerinde alım yaptılar yakın zamanda. Fakat bir yükseliş gelmedi. Şimdi bu ne alaka? Alakası şu. SpaceX satış yapıyor. Bunu duyan SpaceX bir sattıysa bunu duyan 20 satıyor toplamda. O zaman fiyatlar işte düşüyor. Tamam mı? Halbuki ortada yapılan bir satış yok fark ettiyseniz bakın. Fiyatı SpaceX düşürmedi burada. SpaceX bir fiyat düşürmedi. SpaceX kendi satışını yaptı. Bunu duyan yatırımcı başladı satmaya. Yani asıl olay bu. Dolayısıyla topluluk zaten bununla alakalı bilinçli olsa bu tarz olaylar olmayacak. Ya da yakın zamanda Coin ekibi veya hacker her neyse toplam arzın %3'ünü, 4'ünü falan sattı. Coin'in fiyatı %20 düştü ya. %20. Tamam mı? Yani ne oran var ne orantı burada. Hiçbir şey yok. Durum bu. Bu akıllarda bulundurulmalıdır. Binance bu hafta BNB fiyatını korumak için Bitcoin sattığı iddialarıyla gündeme geldi. Söylentilere cevap veren CEO CZ bunun matematiksel olarak imkansız olduğunu açıkladı. Binance CEO'su borsasının Bitcoin sattığını bir kez daha yalanladı. Binance bu hafta Bitcoin sattığına dair iddialarla ateş altında kaldı. Kripto analisti ZK Hopium yakın tarihli bir tweette Venus protokolündeki BNB tasfiye olayı ile ilgili endişelere değindi. Venus ve BNB ile ilişkisi hakkında bilmeniz gerekenleri bu yazıda yer verdik diyor. ZK Hopium, Binance'ın bu nedenle BNB fiyatını korumak için Bitcoin satmasının pek olası olmadığını söylüyor. Raporun ayrıntılarına diyor göz atabilirsiniz vesaire. Bu farklı taraflar üzerinden de sadece Venus protokolde değil, farklı isimler de bu konuya dair açıklamalarda ya açıklamalar yapmıştır. Ve tabii hem Binance hem de CZ konuya ilişkin birazcık zan altında kalmıştır diyebilirim. Yani bu tarz olaylar gözlemlendi piyasada. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Yani tabii Binance'ın farklı şekilde BNB fiyatlarını manipüle etme yolunda farklı şeyleri vardır. Farklı teknikleri vardır manipüle etme ya da destekleme tırnak içinde her neyse. Ama Bitcoin satar satmaz onu çok fazla bilmiyorum. Ya, muhtemelen yaptıkları bir şeydir ama ne kadar fazla ne kadar az dediğim gibi onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bu yapılan hareket Bitcoin'in fiyatını değiştirmez. Ya bunu söyleyebilirim kesin olarak. Bunu düşünmek çılgınca. ZK Hopium'un raporu Binance CEO'sundan tebrik mesajı aldı. Analistin odak noktası 30 milyon dolarlık bir satışın
Bitcoin fiyatı üzerindeki potansiyel etkisiydi. CZ ise 30 milyon doların BTC'nin günlük hacminin %0,201'inden azını temsil ettiğini vurguladı. Bu arada ZK Hopium, FUD anlatısının kökenin Ekim 2022'ye dayandığını savundu. Bu özellikle Binance Smart Chain ekosisteminin hack girişimiyle darbe aldığı zamandı. Olay sırasında bir hacker 2 milyon BNB bastı. Şöyle söyleyeyim size, evet, yani 30 milyon dolar değerindeki bir Bitcoin'den konuşuyoruz. Mesela en son maalesef topluluk bu konuda pek bilinçli değil. En son satışlar oldu. İşte borsalar, kredi borç verme protokolleri falan farklı kripto paraları sattılar. Özellikle ellerinde en çok bulunan altcoin'lerden bir tanesi de Shiba'ydı. Yine yanlış olmasın ya, 30 milyon dolara yakın bir meblağdı herhalde. Bunun satışından konuşuluyordu. Yani 30 milyon dolarlık satıştan Shiba'nın bile pek etkilenmeyeceğini açıklamıştık. Bitcoin ile alakalı yorum yapmaya bile gerek yok. Ya da bu konu için bir rapor hazırlamaya gerek yok. Arkadaşım bak, 30 milyon dolarlık BTC satılıyor. Bitcoin fiyatı çakılacak diye bir haber gördün mü? Peki, CoinMarketCap sitesine giriyorsun. 30 milyon dolar mı dedi? Güzel. Şuradan Bitcoin'in fiyatına bir bakıyorsun. Şeyine, market cap'ine. Buradan da hacmine bakıyorsun. Şimdi 30 milyon dolar satılacak mı? Bakıyorsun ne kadarmış bu kripto paranın hacmi 24 saatte? 13 milyar dolar. Evet, yani CZ'nin söylediği gibi %0,201'ine aşağı yukarı tekabül edebilecek kadar küçük. Dolayısıyla zaten bu şekilde işlemler günlük rutinde oluyor. Allah bilir bugün kaç kişi bu kadar Bitcoin sattı, kaç kişi bu kadar Bitcoin aldı. O yüzden bunu yapıyorsun ve kendin karar veriyorsun bunun paritete etki edip edemeyeceğini. Venus protokolde neler yaşandı, neler yaşanmadı ki? Analiste göre tecrübeli bir hacker Venus protokolüne yaklaşık 9000 BNB yatırdı. Daha sonra bu mevduatı kullanarak yaklaşık 150 milyon dolarlık USDT ve USDC borç aldı. Ancak buna karşılık olarak BNB Chain toplu 2 milyondan fazla BNB'yi, yani yaklaşık 550 milyon doları yaktı. Benzer şekilde Venus protokolü bir yönetim önerisini hayata geçirdi. Teklif kullanılan kredinin tek tasfiye memuru olarak BNB Chain'i onayladı. Bak, bu yüzden diyorum ki kredi ve borç verme protokollerinden uzak durun. Ben boşuna söylemiyorum ki bunu. BNB'den uzak durmak lazım. Kredi ve borç verme protokollerinden de uzak durmak lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.